Sayın Esbürk TV izleyenleri. Bu akşamki konumuz Sayın Basri Kaptan, Sinop Dernekçiliğinde emeğe geçmiş bir arkadaşımız. Bu akşam Sinop dernekleri nereye gidiyor? Dernekler İstanbul'daki faaliyetleri nedir? Dernekler İstanbul'da yeterli mi? Sayın Basri Kaptan'la bu konuyla ilgili bir konuş yapacağız. Sayın Başkanım, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hoş bulduk. İstanbul'da derneklik nereye gidiyor? Sinop dernekleri yeterince İstanbul'da kendini tanıtabiliyor mu? İstanbul'daki derneklerimiz yeterli mi? Bu konuda sizin görüşlerinizi almak istiyorum. İstanbul'daki derneklerimiz yeterli mi? İstanbul'daki derneklerimiz aslında sayı olarak yeterli. İstanbul'da 217 falan dernek olduğu söyleniyor. Anadolu yakası olarak 70-80 tane aktif dernek olduğunu biliyoruz. İstanbul'daki Sinoplular son yıllarda derneklerle ilgili aslında ilerleme var ama bize göre, Sinoplu'ya göre ilerleme var. Aslında diğer illere baktığımızda bugün Erzincanlılar mesela 1960'larda dernek kurmuşlar. Şu an çok daha lüks bu işi yürütüyorlar. Yerleri var, işte düğün salonları var, çokları bizden önde. Ama son yıllarda Sinoplu'da derneklerle ilgili kendini tanıtmakta gayet iyi bir yere geldiğini düşünüyorum ama derneklerin çok iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Çünkü derneklere yeterli desteği Sinoplu üyeler olarak, halk olarak derneklerin esas amaçlarının ne olduğu konusunda bilgi eksikliği var diye düşünüyorum. Çünkü dernek kuruluyor, dernek 3-5 kişinin üzerine kalıyor. 3-5 kişi bu derneğe götüreceğim diye, hizmet edeceğim diye uğraşıyor. Bu arada hizmetteki aksaklıklar, bu aksaklıklardan dolayı bir kendi aralarında ufak tefek şeyler oluyor. İşte sen yaptın, ben yaptım gibi. Aslında yöneticiden ziyade ben katılımdan, yöneticilikteki desteğin yeterli olmadığını, dernekçiliğin yeterli olmadığını düşünüyorum. Eğer bugün dernekler arkasında üyelerini tam kadro görebilse ya da kendilerine başkanlar, yöneticiler anlatabilmiş olsa üyelerine kendini, buradaki samimiyet bağı daha kuvvetli olup daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Ama bu konuda maalesef çok kötü değiliz. Çok da iyi değiliz. Yani orta derecede Sinop dernekleri diye düşünüyorum. Peki hocam, 60-70 tane dernek, Anadolu yakasındaki derneklerimiz, dernek başkanları birbirleriyle İhtişar ediyorlar mı? Sinoplu tartışıyorlar mı? Ya da Sinoplu'nun geleceğini tartışıyorlar mı? Ya da Sinoplu'nun siyasette nerede olması gerektiği konusunda bunların bir lideri var mı? Bunlar yani dernek başkanları 60-70 sayı az bir rakam değil. Bunlar birbirleriyle görüşüyor mu? Ya da zaman zaman toplantı yapıyorlar mı? Şimdi yapıyorlar ama yeterli mi diye sorarsam ben yeterli olmadığını, çünkü bir planlama içinde olmadıklarını düşünüyorum. Yani İşte bugün A dernek gece yapıyor ya da evlence yapıyor. İşte oraya katılım ya da bugün tarihi belirlendiyse ya da iyi organize yapıldıysa o gece iyi geçebiliyor. Ama eğer eksiklikler varsa bu da o gecenin zayıf geçmesine sebep olabiliyor. İşte yeterli çalışma yapmak için derneklerin ekonomik durumunun iyi olması gerekiyor. Bir de derneğin yöneticileri ve arkasında da üye desteği olması gerekiyor. Şimdi üyeler baktığı yer çok önemli. Üyeler burada derneğe işte zaman zaman siyasette kullanılıyormuş gibi algılıyor. Zaman zaman burada işte başkan kendi özel menfaatlerine kullanıyormuş gibi algı yaratılıyor. Aslında böyle bir şey yok. Dernek başkanları tamamen gönüllü çalışan, yani burada Allah rızası çok ön planda olan, aslında şahsi için değil, toplum için çalışan kişiler olduğunu ben düşünüyorum. Eğer şahsi için bir dernek başkanı çalışacaksa zaten dernek başkanlığı yapan bir adam ticaret de yapabilir ya da kendi özel alanında başarılı da olur. Ama maalesef bizim Sinop'un herhalde yapısında da öyle bir şey var. Biraz başarılı olduğunda bu insanın neden başarılı olduğu yargılanıyor ya da peki başkanım, bu 60-70 tane derneğin kaç tanesi lokali var? Bunların toplanabildiği, oturup çay içebildiği lokaller var mı?
70 tane dernekten bahsediyorum. Lokal olarak ben 3'te 1 tahmin ediyorum. Yani 30 dernekte 10 tanesinin lokal olduğunu tahmin ediyorum. Sayı olarak şu an baktığımızda 30 dernekte 10 tanesinin lokal olduğunu tahmin ediyorum. Bir 5-6 tane de şey olabilir, lokali kiralayıp özel kişiler çalıştırıyor ya da dernek adına çalıştırıyor gibi ya da dernek adına kullanılıyor gibi yerler de olabilir. Kahve türü kullanılıyor. Kahve türü kullanılan bir yerde zaten yine çok bir şey olmuyor. Oranın giderleri kendine göre, oranın masrafları, oranın işletmeciliği, o da kendi kendine ayrı bir külfet. Şimdi zaten ilk başta belki son yıllarda biraz düzene girdi. Dernek dedi miydi, vatandaş üye şunu anlıyor. Yani dernek deyince bir lokal, bir kahvehane bekliyor. Yani eğer böyle bir şey yoksa derneği yok sayıyor. Yani maalesef üyelerimiz böyle görüyor birçoğu. Burada belki tabii ki sayı vermek doğru değil ama yani bunun bir kurum olarak ya da algılıyor kafasında. Başkanım, bizim derneklerin 1995 ile 2000 yılları arasında yapılan toplantılarda düğün salonları almıyordu. Ama şimdi yapılan toplantılar olsun, geceler olsun, yöneticilerden başka kimseyi göremiyoruz gecelerde. Yani burada yöneticiler mi dernekleri algılamıyor yoksa bu insanlar artık bıktırıldı mı? Yani niye eskiden bu bir dernekte bir gece yapıldığında 300-400 kişi katılırdı, şimdi 100 kişi bulamıyoruz. Burada sorun var. Yani bu derneklerle ilgili bir sorun var. Bunlar niye gelmiyor? Bu üyeler neden katılmıyor? Katılmıyorsa bunlar sebebi araştırıyor mu? Katılmıyorlar mı? Şimdi burada birkaç tane sebep var. Bir tane sebep değil diye düşünüyorum ben. Şimdi yaş grubu olarak dernekçilik yapan yaş grubu bugün 30 yaşın altında çok az bir yönetici kısmı var. 30 yaşın üstündeki yaş grubu birçoğu emekli olmuş, birçoğu yorulmuş, birçoğu derneklerin içinde yıpranmış, birçoğu derneklerde görevler alıp işte artık almaz duruma gelmiş. Gençleri biz katamadığımızdan şu an salonları dolduramıyoruz. Çünkü genç neslin şu an meşgul olacağı çok şey var. İnternet denen şey var, bugün televizyon var. İşte onların kafasına bizim yaptığımız dernekçilik uymuyor. Çünkü biz dernekçiliği 30 sene önce işte bir araya gelmek için düşünmüşüz. Ama bugün bir araya gelmek insanlara zaman kaybı. Böyle bir büyük şehirde zaman kaybı olarak algılıyor gençler özellikle. Bugün gençlerimizin %80-90'ı okuyor. Yani bu okuyan gençliği de böyle bir şeye adapt etmek çok zor. Aslında bizlerin yaş grubu olarak yani bugün 30-40 yaş grubu olan genç dernek yöneticileri bence birinci görevi bu dernekçiliği ya da birlikte hareket etmeyi ya da aile bağlarının korunması hakkında ya da geçmiş kültürümüzü yaşatma adına yakın olmaları gerekiyor. Yani bunu gençlere aktarıyor olabilmeleri gerekiyor ama başkanım 70 tane şeyden bahsediyorsunuz, dernekten bahsediyorsunuz, Anadolu Yakası'ndan. 70 tane derneğin tam bankası var mı? Ya da bilgi bankası var mı? Ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an Facebook denen şey de belki paylaşılıyor ya da birçok dernekte hala Facebook sanal bir alet. Yani yani insanların her kesimden insan istediği gibi konuşabildiği bir yer. Yani resmi bir boyutu taşıyan bir yer değil. 70 tane derneğin her derneğin 100 üyesi olsa 7000 üye yapar. Şimdi bunlar işte şu an teknolojiyi kullanan kişiler olarak yönetilmesi gerekiyor bu derneklerin. Yani bugün 30-40 yaşın üzerindeki bir başkanla teknoloji kurmasını ya da bunu iyi kullanmasını beklersek bu eksik, yanlış olur. Çünkü 30-40 yaşındaki bir başkan bugün teknolojiyi kullanıp da bir kan grubu, bir mesaj sistemi bunları tam anlamıyla hizmete dönüştürecek durumda olmadığını düşünüyorum. Şu an teknoloji koşarak gidiyor. Bu yaş grubunun da teknolojiye ben ayak uydurabileceğini düşünmüyorum. Çünkü gençleri bu işin içine çekmeden başka burada başarı olmayacak ve önümüzdeki 10-15 sene içinde ben daha da bu iş eğer gelişme olmazsa. Peki başkanım, gençler bu işe gönüllü mü? Yani tamam gençleri çekeceksin de zorla bu iş olmaz. Dernekli zaten gönüllü işi. Yani gençler bu işe gönüllü mü? Ya da gençler bu işin içine olmak istiyor mu? Nasıl çekecek? Yani bu insanlar eğer gelmek istemiyorsa ya da başka bir alemde yaşıyorsa
bu insanlara nasıl sivil toplum örgütlerine, sivil toplum örgütlerine para olmaz. Sivil toplum örgütlerine para harcarsın, zaman harcarsın, gecen olmaz, gündüzün olmaz. Gençleri buraya çekmek kolay bir şey değil. Yani bunu nasıl çekilecek? Ya da gençlere bu görev nasıl tebliğ edilecek? Şimdi gençler üzerine eğer çalışma yapılmazsa ben gençleri bu işe katmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama gençlerle ilgili bugün eski işte biz şenlik yapıyorduk, keşkek yapıyorduk gibi kültürümüzü yaşatma adına bir şeyler yapıyorduk ama eğer dernekler bu çerçeveye aşmazsa, eğer bugün gelişmezse, eğer üretmezse, bugün işte burs sayısını artıramazsa, işte bugün gençlerle ilgili eğlenceler, gezidir, bu tür faaliyetlerini artıramazsa ben gençlerin bu işe katılabileceğini düşünmüyorum. Gençlere bunu anlatmak zaten çok farklı bir şey. Yani gençlerin şu an arkadaş bulma sıkıntısı yok. Bizim gibi değil. Başkanım, sizin köy derneğinize ya da köyünüze şu an 30 yaş altında kaç tane üniversite bitirmiş üyeniz var ya da köyünüz var? Kaç tane üniversite okuyan insanınız var biliyor musunuz? Mümkün değil bu sayıyı bilmek. Ama tahmin ediyorum ki şu an ki neslin yüzde demek dediğim gibi 70-80'i en az okuyor ve birçoğu da bunun %30'da üniversite okuyor diye tahmin ediyorum. Yani böyle bir rakam. Peki 30 yaş altında kaç tane üyeniz var? Çok azdır. 20 tane var mıdır bilmiyorum. Yani hesaplasak 20 tane var. 20 tane üyeniz varsa bu insanlara başkanlığı devretmeyi ya da gelecek olarak nasıl devretmeyi düşünüyorsunuz? Sıkıntı aslında buralar hep sıkıntı yani. Diyorum ya işte eğer gençlerden biz yönetici yetiştireceksek şu an yönetimin içinde olmaları lazım ya da ilk üye olarak başlamaları lazım. Ama bu birkaç kişinin işte başarısı bu işe çözüm üretmediğini düşünüyorum ben. Bu emeğin çok tabana yayılması lazım. Yani aile bir çocuğunu hadi derneğe gidiyoruz deyip götürebilmesi lazım ama öyle bir şey şu an mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü İstanbul trafiğiyle, teknolojisiyle, yoluyla ya da zamanıyla çok problem bir şehir. Yani İstanbul'da bir Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye kalkarsan zaman zaman bir gün geldi görüyorsun. Gönüllü iş işte. Yani dernekler gençleri getirmek, bu gençlerin ne istediğini bilmek lazım herhalde. Yani şu an bizim yapmış olduğumuz son 20 yılda zaten derneklikte de çok eski değiliz. En fazla 25 yıllık bir geçmişimiz var. Biz 25 yılda derneklerin nereye gittiğini bir düşünmedik. Yani dernekler nereye gidiyor dernekler? Ne yapmaya çalışıyor? Eskiden lokallerde toplan, işte gece yap, helva yap, açılış yap, bilmem ne yap ama bu neslin, Sinoplu neslin burada nasıl faydalı olacağını ya da Sinoplu neslin nasıl yetiştireceğini, hangi okulda okuyacağını ya da hangi okulda okuduğunu, kimin okuduğunu biz demek hiç hesaba katmadık ya da bunları hiç düşünmedik. Ama şu an yeni nesiller işte az önce söylediğim gibi 20 kişi var. Derneğe üye. Yani 200 tane üyeden 20 tanesi genç. Ve bunlar da belki de sadece üye oldular. O şekilde kaldı. Bunları daha çok derneğe sevdirmek ya da köy milliyetçiliğini yaptırmak gerekmez mi? İşte gerekir ama burada aslında ben şöyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Yani dernekçiliğin gönülle bir yere kadar yürüyor, bir yerden sonra bu bir eziyete ya da bir külfete dönüşebiliyor. Şu an ben baktığımda bir sürü insan, paralı insanlar bu işin içine giriyorlar. Bir bakıyorlar ki yani bu iş sadece vermek, başka buradan bir alacağı bir şey olmuyor. Zengin iş adamlarımızın ya da bu işe gönüllü bakan insanlar çok kısa zamanda bu işin içine girip bu işten uzak durmayı tercih ediyorlar. Bu işin zamanla nereye gideceği konusunda dediğim gibi bundan sonra yöneticilik yapacak insan sayısı gerekirse bulunmayacak gibi bir havaya doğru gidiyor. Ama burada devlet bu iş için bilmiyorum artık nasıl bir destek yapabilir, nasıl bir fon olabilir. Bence biraz devletin artık sivil toplum örgütlerine yani bugün bir belediyeye gidiyorsun bir otobüs almakta ya da işte bir cenazende bir otobüs almakta gibi sıkıntılar çekiyorsun. Yani devlet bugün belediyeden devletten otobüs almak biraz yöresel iş. Yani dayınız varsa belediyede alırsınız. Dayınız yoksa kimse size fazla bir
sorma göstermek lazım. Yani burada bir fazla bir şey beklemek lazım. Belediye dahiliniz varsa yaparsınız. Bu da okumuş insanların devlet kademesinde kamuda görev alması gibi bir şey. Burada çok farklı şeyler, yani burada şey giriyor işin içine. Yani şimdi dernekler siyaset yapmaz, yıllarca denildi. Şu an derneklere siyaset yapmak Bu Sinop derneklerine böyle denildi. Diğer derneklerin hepsi, diğer yöresel derneklerin hepsi siyaset yapıyor. Ve siyaset yapmak için dernek kuruyorlar. Şimdi evet, yani şimdi ben ilk derneği kurarken derneklerin aslına gittiğimde müracaatımda şunu ilk karşılaştığım cümle şuydu. Şey mi açacaksınız, işte bir ane mi açacaksınız, içkili bir restoran, yani birçok insan bunu ticari amaçla kullanmış geçmişte. Bilmiyorum burada, yani aslında devlet de bu konuda destek çıksa bir türlü, çıkması ayrı bir türlü, yani neye göre çıkacak? Çünkü iyi niyet dışında kullanan dernekler var. Bugün tabela dernekçiliği çok, bugün yani hizmet değil, başka şeylerin ya da bugün kumarhane olarak çalıştığın dernek sayısı hayli olduğunu düşünüyorum. Burada da işte gönüllülük ya da burada aslında işin temelinde maddiyat yapıyor. Yani burada eğer dernekler birilerine bağımlı kalmazsa, eğer dernekler bugün kendi ekonomik özgürlükleriyle hareket etmiş olsa hizmet üreteceğini düşünüyorum. Ürettiği hizmetinde insanları doğru yere doğru getireceğini düşünüyorum. Şu an para veren bir kişiye dernek eğilmek zorunda kalıyor. Başkan bir tahsilatçı konumunda kalıyor ya da saymanını yönlendirip insanlar orada katılım sağlamak için gelen insanlardan, yani ciddi anlamda parası olup olmadığı sormadan kaç para ya da şu kadar şunu alman gerekiyor gibi şeylerle karşılaştığı için başkan, katılım sayısı da buradan oluyor. Fikirle görüşmeniz için teşekkür ederim. Buraya da geldiniz, sağ olun. Bir sonraki, Allah nasip ederse bir hafta sonraki yapacağımız toplantının ve görüşme konumuz Sinop Dernekçiliği İstanbul'da siyasette nerede? Siyasette yerinde mi? Bunu tartışacağız. Diğer başka konuklarımız olacak. Buraya da geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tüm hemşehrilerimize selamlar, saygılar. Cümleden hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sayın Başkanım, ayağınıza sağlık. Netgroup TV'nin böyle bir çalışma yaptığı için ben de teşekkür ediyorum. Bizi çağırıp yani derneklerin ya da halkın sorunlarını dinlediği için iyi bir çalışma olacağını düşünüyorum, olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda ancak işte bu konulardaki sıkıntıları anlatabilmek de sizlerin böyle yayınlarıyla olacak diye düşünüyorum. Biz devamlı hizmetinizdeyiz. Biz çok hizmetindeyiz. Biz de çağırdığımızda. Biz Türk üretim hizmetindeyiz başkanım.